denir. Hani ha, bu önce bizim diplomamızla tabii, şimdi, başladın. Şimdi sen. Biz, tamam, bununla ilgili, biz bununla ilgili tuttuk. Bir haber gördüm ben. Meslektaşlarımın yaptığı bir haberi gördüm. Bu haberle ilgili de araştırma yapayım dedim ben. Bununla ilgili, sahte diplomayla ilgili abi, daha önce haber yapmıştım hatırlarsanız. Bu devam ediyor mu hala dedim. Abi devam ediyor. Ve bunlarla ilgili yazışmaya başladık biz. Şimdi dedik ki, merhaba bilgi almak istiyoruz diye yazdık. Adamların WhatsApp hattı var. WhatsApp hattındaki şey ne biliyor musunuz? Sahte garantili diploma. Sahte bak, ve garantili. Sahte ve garantili diploma. Şimdi bak. Sahteliği garantili gibi sanki ama. Abi bak şimdi ne diyor biliyor musun? Şimdi ben dedim ki, merhaba bilgi almak istiyoruz dedik. Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkürler. Size nasıl yardımcı olabiliriz dedi. Bak gayet de kurumsallar. Çok kibarlar. Kurumsallar. Okumuş diploma hakkında adamlar. Bilgi almak istiyorum diyor. Ne lazım efendim diyor. Hangi okul, hangi bölüm biz mi belirliyoruz diyor. Okul, bölüm, yıl seçiyorsunuz. Biz basıp kayıtlara işletip kargoluyoruz. Bak. Biz seçiyorsunuz. Biz basıp kayıtlara işliyoruz. Size gönderiyoruz. Hangi bunu. Kayıt abi? Nasıl yani? Devlet kayıtları. Yok artık. Siz diyor var? E-Devletinizde girdiğinizde diplomanızı göreceksiniz diyor. Onu da yapıyorlar. Onu da yapıyorlar. Peki diyor, ücret öğrenebilir miyiz dedik. Ön lisans için 27 bin lira ama diyor biz size 17 bin liraya yaparız diyor. Ön lisans diplomasını. Lisans diploması isterseniz diyor 35 bin lira ama diyor 25 bin lira da size olur diyor. Biz dedik ki biraz dönüş düşünüp size dönüş yapacağız. Fark etmez efendim, biz bütçesi yetenlerle çalışıyoruz. Bakın şey, arkadaşlar. Tok satıcı. Şaka değil, tok satıcı. Adam o kadar çok elinde şey var ki, istek var ki. Ve bunu öyle bir fütursuzca yapıyor ki Timur. Aklını, hayalini şaşar abi. Adam diyor ki garantili bizimkiler ya diyor. Devlete gir diyor. Göreceksin diyor. İstediğin mesleğe yerleş diyor. Yurt dışında mesela çıkıyorsun ya diyor. Sana diyor sertifika lazım olması gerekiyor diyor. Mesela biz seni diyor yurt dışına çıkarken diyor kalifiye eleman olman için ne yapalım? Winch operatörü yapalım diyor. Abi sana tak 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 bütün devlet kayıtlarından geçmiş sertifika veriyorlar. Winch operatörü oluyorsun. Elinde belge var. Yurt dışına gidiyorsun ya. Onu da sunuyorsun abi. İşçi olarak gitmek istiyorsan yasal olarak evraklarını veriyorlar sana, hazırlıyorlar. Atıyorum sana mobilya ustası olmak istiyorsun değil mi? Çıraklık belgesi hazırlıyorlar sana. Usta kafa belgesi hazırlıyorlar. Her şeyi kaydediyoruz diyorlar. Peki diyor bununla ilgili abi neler yapıyorlarmış? Açıklama yazmışlar. Kılavuz yayınlamışlar abi sayfada. Size nasıl güvenebilirim? Sıkça sorulan sorular bölümü yapmışlar. Bu ne, tamam, internet sitesi mi? Kendi Telegram sitelerimde. İnternet sitelerine gir. İnternette de var. Facebook'ta da var. Şeyde de var. Diğer sitelerde de var. Diyor ki size nasıl güvenebilirim sorusunun cevabı, müşteri temsilcimizle iletişime geçmeniz yeterli. Size ekibimiz tüm detayları, daha önce çalıştığımız kişileri ve isteğinize göre tüm diplomaları paylaşacaktır. İşlemden önce danışmanlarımıza bilgilerinizi, isteklerinizi söylemeyi unutmayın. İşleme uygun olup olmadığınızı da kontrol etmemiz gerekiyor. Ayrıca size örnek resimler sunabiliriz diyor. Kimler başvurabilir diyor. Ya Allah aşkına bakın arkadaşlar, verdiği cevaba bak, sıkça sorulan sorularda. Kimler başvurabilir sorusunun cevabı şu. Mezun olmak herkesin hakkıdır. İsteyen herkes kayıt olabilir. Mezun olmak herkesin hakkıdır. Ya, çok İsteyen güzel. Herkes kayıt olabilir. Anayasa gibi madde yazmışlar. Neden ya. Tercih ediliyoruz? Bizden diploma alan kişiler diğer kurumlardan mezun olan kişilerle aynı haklara sahiptir. Çeşitli nedenlerle öğrenimini tamamlayamayan, yarım bırakan veya okuma hakkını kaybeden herkes bu olanaklardan yeniden faydalanabilir. Şimdi başka soru soruyoruz. Diyoruz ki aşağıdaki tüm neler yapabilirim diyorum. Aşağıdaki tüm işlemleri yapabilirsiniz diyor. Bizden aldığınız diplomayla diyor. Kamuda iş başvurusu yapabilirsiniz. KPSS'ye girebilirsiniz bizim şeyle diyor. Diplomayla diyor. Göçmenlik ve vize başvurularında kullanabilirsiniz. Sertifika ve belge başvurusu yapabilirsiniz. Kariyerinize rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. Askerlik için kullanabilirsiniz. İş yerine verebilirsiniz. Diploma gerektiren bir yerde dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Kayıtlı mı diye soruyoruz. Diyor ki işlemlerin sonunda sahip olacağınız tüm diplomaların kaydı vardır. Daha fazla bilgi için de bizimle WhatsApp'tan iletişime geçin diyor. Bunun üzerine abi başka siteler yapıyor mu bunu dedik. Başka siteler yapıyor mu? Başka yerlerde bu sadece bu mu var dedik. Abi bak. Siteye bakar mısın? Sahte diploma, gerçek diploma satın al. Tıklıyorsun buraya, gerçek diploma satın ala. Senin karşına şey çıkıyor.
Lise diploması, üniversite diploması, ön lisans, lisans diplomaları seçiyorsun. İstediğin üniversiteyi de seçiyorsun. Öyle gitmek yok. Ne sınav ya? 4 yıllık sınavmış, 2 yıllık sınavmış, 3 yıllık sınavmış, 5 yıllık. Sen paradan haber ver. Öyle paradan haber ver. 20 bin liran var mı? İstediğin üniversitede mezun olmuşsun gibi tık ayarlıyorlar. Peki ne yapmışlar? E-Devlet onaylı parayla diploma satışı. E-Devlet onaylı nasıl olabiliyor işte? Bak işte diyor ki, parayla diploma almak eğitim kariyerinize, hedeflerinize ulaşmanın en önemli aşamalarından biridir. Ancak beden eğitimi hayatında bazen hayatınızda çeşitli sebeplerden dolayı okuyamamış olabilirsiniz. Bu seviyeye ulaşmanız da mümkün olacaktır. Bu gibi durumlarda size sunacağımız ayrıcalıklardan, çözümlerden yararlanabilirsiniz. E-Devlet'ten de onaylı diplomamızı görebilirsiniz. Arkadaşlar bu şu anda yayında. Binlerce insan başvuruyor. Bak buradaki bir tane kişiyle görüştüm, diyor ki Murat Bey diyor, bu diplomayla diyor şu anda diyor devlet memuru olan kaç kişi var siz biliyor musunuz diyor. O zaman bir şey soracağım. Ya içeriden bir işbirliği olmasa bu mümkün mü yani? Ya aklım almıyor. Ya E-Devlet'e olması. Bunu yükleyebiliyorlarsa gerçekten ya örnek, korkunç ötesi yani. Ya abi E-Devlet'e yüklüyor. Bak bunların şeyleri bu. WhatsApp numaraları bu. Açık açık vereyim ben bunları. Hepsiyle görüşsün. Gökhan, E-Devlet onaylı resmi diploma, E-Devlet onaylı resmi diploma numaraları burada. Tek tek yazışıyorlar seninle. Müşteri hizmetleri gibi. Bak şimdi. Bununla ilgili şikayetvar.com'a girin. Şikayetvar.com'daki şikayetlere bak abi. O kadar çok kişi mağdur olmuş ki. Araştırıp onaylı diploma almak için başvuru yaptım. Site tarafından param alındı ve engel atıldı. Kendilerinden en azından aldıkları paranın borç olan kısmını iletmelerini istedim. Hem hakaret işittim hem de azar işittim. Sanki ben onların parasını almışım gibi davrandılar. Bu kadar da olmaz derken sanki ben onlara borçluymuşum gibi davranmaları beni daha çok pes ettirdi doğrusu. Allah'a havale ediyorum, ne diyebilirim? Sahte diploma almak için başvuruyor. Dolandırılıyor. Ya bunların hepsi böyle olabilir mi peki? Sahte diploma almak da bir dolandırıcılık değil midir? Tamam öyle, ama yani diploma alacağını zannedip dolandırıyor olabilir mi bunlar? Yani E-Devlet'e yüklenmiyor olabilir mi? Yani denemek lazım. 17 bin lira çöp atmamız lazım Timur. Bir deneyelim. Sedat demiş ki, yaklaşık 3 gün önce diploma alması için internet sitesi üzerinden ulaştım. Sayfayla konuştuktan sonra ön ödeme yapmam gerektiğini söyleyerek benden 15 bin talep ettiler. Tereddüt etmiş olsam da ihtiyacım olduğu için kabul ederek istedikleri parayı hesaplarına gönderdim ve o günden beri mesajlarıma, aramalarıma geri dönüş yapan yok. Bize güvenebilirsiniz, yarı yolda bırakmayız diyenler nerede şimdi, ne oldu? Boş keseden salladığımız güvene. Başka biri Kamil, diploma almak için başvuru yaptım, sayfalar tarafından engellendim. 60 bin Türk lirası param gitti. 60 bin lira. O doktora falan mı? Kimlik fotoğrafım alındı. Her türlü mağduriyet yaşıyorum. Bu sayfayı yöneten kişiler hakkında suç duyurusunda bulundum CİMER üzerinden. Umarım bilgilerimi kullanmadan ve paramı yiyemeden yakalanıp gerekli cezayı alırlar. Şimdi ben bunlara ulaştım. Dedim ki elinizde yapmış olduğunuz video görüntüleri var mı? Yani diploma görüntüleri var mı? Cep telefonu görseli gönderdiler. O videoyu da verebilir miyiz? Abi yapmışlar. Göndermişler yani. Göndermişler bir sürü kişiye. Bak şimdi videolar sen hazırsa... Sen diyorsun ki bu diplomalarla kamuda işe giren girmişler. İnsanlar var. Kaç kişi yurt dışına gitmiş, işe girmişler. Geliyor mu video? Ekrana geliyor. Yani bunun soruşturmasını açmak da o kadar kolay ki şu kişileri bulacaksın senin yaptığın gibi. Vole veremiyor musunuz arkadaşlar? Akdeniz Üniversitesi. Bak orijinal diploma güvencesiyle bak Timur. Arkada yine her zaman olduğu gibi Osmanlı tuğrası. Güvenceyi kim veriyor? Bak şimdi üniversitelere bak. Akdeniz Üniversitesi'nin diploması bak. Soğuk mühürü filan Hitit Üniversitesi diploması. Niğde Boztepe adına düzenlenmiş. Bunun gibi videolar gönderiyorlar. Hepsini hazırladık, hepsi işlere girdi diye. Hı hı. Ama bununla kalmıyor iş. Bununla kalmıyor. Şimdi ben bu kadar şeyi niye anlattım? Şimdi sahte diploma olayı o kadar ayyukaya çıkmış ki. Değil mi? Nirvana'ya ulaşmış durumda artık. Biz buradan başka bir olaya gideceğiz. Diğer volümümüzü verelim. Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü bir operasyon yaptı. Operasyonda sahte diploma, sahte sertifika ve sahte pasaport gibi maddeler hazırlayan bir çeteyi yakaladılar. Çetenin hazırladığı evraklar, dosyaları görüyor musunuz? Hepsi mühürlü, onaylı, Suriye'den alınmış gibi hazırlanmış diplomalar bunlar arkadaşlar. Türkiye'de ehliyet almak isteyen, işe girmek isteyenler, Suriye uyruklular,
Suriye'de okul bitirmiş gibi sadece oranın mührü, bölgesel yönetim mührü geçerli saydığımız için, yani beyana esas saydığımız için bu diplomalarla burada istedikleri işleri yapıyormuş Suriyeliler. Yani Suriyeli geliyor, ben diyor mühendisim, şu fakülteden mezunum. Suriyeli geliyor diyor ki ben doktorum. Beyan esas yani. Beyan esas. Diploma da var elinde mühürlü. Oranın bölgesel yönetimi de nereden doğrulatacaksın? Doğrulatamıyorsun zaten. Bak burada mühürlü hepsi. Dosyası da hazır. Ve bununla ilgili gidip başvuru yapıyor bir yere. Ya da mühendis. Ya da öğretmen. Ya da başka bir işin mensubu. Ya da ehliyet sınavına girecek. Hazırlıyor diplomaları. Ve dağıtıyorlar. Kaç kişiye yapıldığı hakkında bilgi yok. Ama yakalananların sayısına bakar mısınız? Dosyalara bak. Adana Organize Şube Müdürlüğü bu operasyonu yapıyor. Bu operasyon nasıl çıkıyor biliyor musun? Bunu ihbar eden bir bakkal. Adana'nın Seyhan ilçesinde bakkallık yapan Muhammed Hıdır. Polisi arıyor, diyor ki oğlum diyor, Bessem Hıdır diyor. Sürücü kursu sahibi AS ile birlikte diyor yeminli tercüman Züheyr Hisson'un okuma yazma bilmeyenlere sahte diploma yaptığını ve bu diplomalarla Adana'da ehliyet almalarını sağlıyorlar diyor. Kendi oğlunu ihbar ediyor. Polis bunun üzerine harekete geçiyor. Sürücü kursunu takip alıyor bu zanlıları. Bu baskında, sadece bu baskında 160 kişi adına düzenlenmiş sürücü belgesi başvuru formu, 35 sertifika, 120 tane sahte diploma ve kaşeler ele geçiriyor. Orada yapıyorlarmış. Kaşelere basıyorlarmış. Soğuk hava kaşe, soğuk mühür kaşeleri. Aynı zamanda ıslak imzalı kaşeler. Yeminli tercüman Zehir Hüsso, Bessem Hıdır ve sahte diploma alan Bilal Kelzi ile Muhammed Latuf gözaltına alınmış. Sorguları tamamlanan Züheyr Hasso ile Bessem Hıdır tutuklandı. Haber bu kadar. Şimdi bunlar kim? Tutuklanan şahıslar bunlar. Tutuklanan şahıslar bunlar arkadaşlar. Şimdi bakın. Bunların Züheyr Hasso ile Bessem Hıdır, bunlar tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra Züheyr Hüsso ile Bessem Hüsso gidiyor Türk vatandaşlığına başvuruyor. Başlayan bir süreç varmış. Bunlarla ilgili de süreç tamamlanmış. Daha cezaları onaylanmadığı için de, haklarında herhangi bir sicil de olmadığı için Türk vatandaşlıkları kabul ediliyor. Bunlar ama isimlerini Bessem Hüsso Şahin Bakır oluyor. Züheyr Hüsso da Zübeyir Bakır oluyor. Tamam mı? Türk vatandaşı oluyorlar bunlar. Bunlar Türk vatandaşı olduktan sonra da iddiaya göre, burası iddia, bunu da paylaştılar. Bizim Halk TV.com.tr de paylaştı, diğer gazeteler de paylaştı. Şahin Bakır ve Zübeyir Bakır Adana Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından açıklanan ceza muhakemeleri için oluşturulan 2024 yılı kesinleşmiş yeminli tercüman listesinde yer almış. Onun listede yer aldığını da Zübeyir Bakır'la Şahin Bakır diye isimleri var. Bu yayınlandı. Yani iki Suriyeli sahte diploma olayına karışıyor. Ondan sonra tutuklanıyorlar. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyorlar. Serbest bırakıldıktan sonra Türk vatandaşı oluyorlar. Sonra da yeminli tercüman oluyorlar. Bununla ilgili haber çıktığında ya dedim ki bu olamaz. Bu mümkün değil. Vatandaş bile olamaz. Vatandaş bile olamazlar. Çünkü adli suç var. Evet, adli suç kaydı. Adalet Bakanlığı yetkililerini aradım. Ya dediler ki, onlar da benden duydu. Yani benim konuştuğum kişiler benden duydu. Bu olamaz Murat Bey dedi. Yani o kadar da değil dedi. Sonra Adalet Bakanı açıklama yaptı. Bu, ben de bunu araştırıyorum, doğrulatmaya çalışıyorum. Adamları Göç İdaresi'ne soruyorum, işte İçişleri Bakanlığı'na soruyorum, doğru mu değil mi diye. Sayın Yılmaz Tunç açıklama yaptı, Adalet Bakanı. Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında sahte diploma hazırlamaktan hükümlü iki Suriyelinin Adalet Bakanlığı'nca işe alındığı yönündeki açıklamalar gerçek dışı olup dezenformasyon amaçlıdır diyor. Bahse konu şahıslardan ZB'nin sabıkası olmayıp vatandaşlık kazandıktan sonra 2024 yılında Adana Adli Yargı Komisyon Başkanlığı Bilirkişi listesinde tercüman olarak yer almıştır. Şimdi burada ben soru işareti koyuyorum, kesiyorum. Tercüman. Diyorum göreceğiz ki ZB'nin sabıkası olmayıp yargılandı, dava bitti mi? Ben bilmiyorum. Bu gerçekten sahte diplomayla ilgili şu anda gözaltındaki adli kontrole bırakılan kişi mi? Zübeyir Bakır o mu? Gerçekten bu listede yer alan kişi o mu? Eğer Zübeyir Bakır varsa o zaman Şahin Bakır da var. Diyor ki ondan sonra, kaldı ki bu kişi Adalet Bakanlığı'nın personeli değildir.
Adliyede bilir kişi değil mi? Adliyede. Başvurulan kişilerden biri. Diğer şahıs BH hakkında ise mahkumiyet kararı verilmiş. Ancak bu kişinin iddia edildiği şekilde bilirkişilik başvurusu dahi bulunmamaktadır. Ben BH diye kişi kim bilmiyorum. Galiba Suriyeli ismini söylüyor. Ama Şahin Bakır oldu. Acaba bu kişi o kişi mi? Devam ediyor. Gerçi ayrı şekilde sosyal medya hesaplarından paylaşım yapanlar hakkında halkı yanıltıcı bilgi alenen yaymasından resmen soruşturma başlatılmıştır. Şimdi soru sormak ve bu gerçeğin ortaya çıkarılması çok elzem bir durum değil mi? Kesinlikle. Acaba ben ZB'ye takıldım, sabıkası olmayıp diyeyim. Davası bitmediği için mi yoksa daha bununla ilgili hiçbir soruşturma mı geçirmemiş? haber o zaman İhlas Haber Ajansı yalan mı söylüyor? Tutuklanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söylüyor. Bu adam serbest bırakıldıktan sonra Türk vatandaşı olmuş. Bu süreç nasıl işliyor? O zaman ya İhlas Haber Ajansı'nın haberinde bir yanlışlık var ya Sayın Bakan'ın açıklamasında. Biz soruyoruz ve cevap istiyorum. Ben Adalet Bakanlığı yetkililerine sordum, cevap alamadığım için tekrar soruyorum. Eğer varsa bu bir skandal. Yoksa da bununla ilgili tekrar açıklama yapmak gerekiyor. Biz yaparız bunu. Tutuklanmış kişiyi düşünsene. Tutuklanmış kişi tam serbest kalmış olabilir. Abi bir de bak şu sahte diploma. Nasıl vatandaşlık veriyorsun ya? Ya aklım almıyor sahte ya. Sahte diploma korku. Şimdi mesela bu kişiler şu sahte diploma yaparak kaç kişiye ehliyet verdi?